Türkiye'nin Kabil Havalimanı misyonundan çekilmesine dair açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Tabii bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce söylemiştim, Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesi marjında Başkan Biden'la görüşmesinde de konu ele alınmıştı. Türkiye burada herhangi bir şekilde NATO misyonu söz konusuyken de herhangi bir şekilde bir muharip güç olarak yer almadı. Her zaman için oradaki Afgan halkını hayat koşullarını iyileştirmeye çalışan bir unsur olarak yer aldı. Yani oraya yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan'la tabii sadece son 100 yıla bakarsak ilişkilerimiz açısından, 1919'da Afganistan bağımsızlığını kazandığında ilk diplomatik misyonu Türkiye açmıştı oraya. Bizim devletimiz açmıştı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ikinci ülkedir Afganistan. Bu sadece 100 yıldan bahsediyorum. Yani ondan evvel çok daha köklü ilişkilerimiz var tabii ki. Ama maalesef Afganistan bulunduğu jeopolitik konum gereği bir türbülansa girdikten sonra çeşitli ülkelerin işgali söz konusu oldu. Terör orada çok yükseldi ve bir sürü sıkıntı yaşanmış oldu. Gelinen noktada Afganistan'ın NATO oradan çekiliyor. Eğer Kabil havaalanı bir şekilde korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Bu çerçevede Türkiye diğer diplomatik misyonların oradan çekilmemesi için bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında bir takım olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendirmek istiyoruz. Türkiye işgalci bir güç değildir. Afgan halkının dostu olan bir güçtür. Nihayetinde Türkiye orada bulunursa Afganistan'ın meşru temsilcilerinin daveti üzerine bulunacaktır. Tabii ki Taliban dahil olmak üzere bütün unsurlarla bu görüşmeler gerçekleştirilecektir. Biz Afgan halkının yararına olan bir çerçevede orada bir faaliyet yürüteceğiz. Şimdiye kadar yürüttüğümüz faaliyetlerin dışında bir faaliyet değil. Afgan halkının geleceğe daha güvenli yürümesi için. Şimdi bazı değerlendirmeler görüyorum. O da şu, işte Afganistan'da ne işimiz var diye. Birincisi söyledim, zaten oradayız. Yani yeni bir durum değil. İkincisi, jeopolitik açıdan baktığınızda Afganistan'ı Türkiye'ye etkisi bakımından uzak bir ülke olarak değerlendirmek gerekir. Eğer Afganistan'daki istikrarsızlığın doğurduğu göç baskısı, terör baskısı, uyuşturucu trafiği baskısı doğrudan Türkiye'nin doğu sınırlarında büyük bir basınç oluşturuyor. Doğrudan istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak önümüze geliyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye'nin milli güvenliği açısından, hem tarihsel ilişkilerimiz açısından hem Türkiye'nin milli güvenliği açısından değerlendirilmesi gereken, Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi açısından ve göçle mücadelesi, yasa dışı göçle mücadelesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu. Kapsamlı bir şekilde çok boyutlu devam ediyor görüşmeler.